Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA 28 Mart 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Bu gece bayağı maç var. Artık son etaba giriliyor. Çoğu takımlar artık 75-76 maça ulaştılar. Yani son 8 maça giriyoruz artık ve artık bu son aşamada herkes bir şekilde hedefleri doğrultusunda saldırıp kazanmaya çalışacak. Değişik olaylar var, değişik durumlar var. Tabii ki ödüller açısından da MVP özellikle ödülü açısından da bu gece oynanacak olan güzel maç var. Onu da yorumlayacağız, tahminimizi vereceğiz. Öncelikle tabii ki abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorum kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bugün elimizden geldiği kadar videoyu daha erken yüklemeye çalışıyoruz. Daha erkenden önünüzde olsun ve iyi bir şekilde yararlanasınız diye. Dünkü videonun sonuçlarına gelince, dün kısa bir video yaptım, geç yükledim. Ama 4'te 3 tutturduk. Onları doğru bir şekilde oynayan ve kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Sadece tek Golden State Warriors maçı gelmedi. Onlar da son topla yenildiler. Minnesota'ya diğer maçlarımız hepsi doğru bir şekilde gelmiş oldu. Öne çıkarttığımız maçta gelmiş oldu. Yani kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Indiana Pacers Dallas Mavericks. Şimdi Indiana artık son treni tutmaya çalışacak mı? Son anlarda fark bayağı bir büyüdü. 3 galibiyet fark var Chicago Bulls'la aralarında, play-in potasında. Biraz işleri zor gibi gözüküyor. Yani son 8 maçta bu farkı kapatmak biraz zor gibi gözüküyor. Yani neredeyse havlu atmak üzereler diyebiliriz. Belki asılırlar bu maça ama pek asılacaklarını da düşünmüyorum. Dallas tarafında ise olaylı sakatlıklardan sonra Kyrie Irving'in gelişiyle birlikte Doncic'in de sakatlığı oldu ve Dallas enteresan bir şekilde 11. sıraya kadar düştü. Yani bu maçta daha çok galibiyete ihtiyacı olan Dallas. Yoksa artık o risk karşılarında net olarak çıktı ve belirdi. Yani play-in potasına bile kalamama durumları var. Şu anda play-in potasının bile dışında kalmış durumdalar. O yüzden bu son maçlarda özellikle Indiana Pacers gibi takımlara karşı Dallas mecbur kazanmak zorunda. Zor olacaktır, kolay bir maç olmayacaktır. Ama 1.80-1.90 oranından Dallas'a güvenebilirsiniz. Doncic ile Kyrie Irving bu maçı bir şekilde kazandırmaları gerekiyor ve kazandıracaklardır. İsteyen bu yüksek oranı kullanıp Dallas'ın galibiyetini alıp kullanabilir arkadaşlar. İyi bir oran, 1.80-1.90 oranı tekli maç olarak da oynayabilirsiniz. Miles Turner 18 sayı üstünde atar Indiana tarafında ve Luka Doncic geri dönüşüyle beraber bu maçta da bir olaylar yaratmasını bekliyorum. 32 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Belki 40'lara çıkacak. Yani elinden geldiği kadar maç kazandırmak amacıyla. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Utah Jazz Phoenix Suns maçı. Burada da durumlar aynı şekilde yaklaşık. Utah Jazz artık son dönemde girilirken beyaz bayrağı eksiklerle birlikte beyaz bayrağı çekmiş durumda. Phoenix ise son çabalarla ilk dörde girmeye çalışıyor. Kevin Durant'ın yokluğu devam ediyor ama Devin Booker çok formda şu anda. Bu maçta DeAndre Ayton'un da dönmesi bekleniyor maç önü kadrosuna bakarsınız. Burada fazla konuşmaya değmez. Utah Jazz Phoenix maçında sağlam olarak Phoenix kazanır diyorum. İsterseniz ufak tefek handikaplarla da oran yükseltebilirsiniz. Ama 1.35 orandan Phoenix'in galibiyetini sağlam oynayanlara alabilirsiniz arkadaşlar. Utah tarafında Jordan Clarkson ve Sexton'ın eksikliğinde Horton Tucker 14 sayı üstünde atar. Guard pozisyonunda fazla dakika süre almasını bekliyorum. Ve tabii ki Phoenix tarafında Devin Booker. Devin Booker yine fazla sayı atarak maçı kazandırmaya çalışacaktır. Devin Booker'ın 31 sayı üst baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımızda dediğim gibi gecenin en güzel maçlarından biri. Seyretmenizi tavsiye ediyorum. Elinizde imkan varsa
Tabii ki o saatler geç saatler olduğu için o zamana kadar kalma imkanınız varsa burada bir çarpışma olacak. Yani Denver Nuggets, Philadelphia 76ers karşısında. Nikola Jokic, Joel Embiid karşısında. James Harden bu maçta oynamayacak. Biraz eksik gözüküyor Philadelphia. Ama yine de Joel Embiid burada üstünlüğünü göstermek isteyecektir Nikola Jokic'e. İkisi de MVP adaylarının ilk ve iki sırasında yer alan, burada birisi öne çıkacak. Kim öne çıkacak göreceğiz. Ama bu çarpışma zevkli olacak ve herkes kendini öne çıkarıp MVP'yi kazanmak istiyor. Tabii ki bu bir basketbolcu için, NBA'deki bir basketbolcu için büyük bir gurur meselesi. Nikola Jokic biraz altlarda kaldı. Şu anda ikinci sıra gibi gözüküyor. Son iki sezonun MVP'si Joel Embiid ise ilk MVP'sine çok yakın. Bu maçla da bunu kanıtlamak zorunda kalacak. Burada taraf bahsi vermiyorum. Büyük bir ihtimal Denver kendi evinde kazanabilir ama eksik olan Philadelphia karşısında. Ama yine de taraf bahsine gitmeyin. Burada üst öneriyorum size arkadaşlar. Bu ikilinin çarpışmasından maç üste gidecektir. 225 sayı yüz baremini 1.60 orandan rahatlıkla alabilirsiniz ve seyir zevki olan bir maç seyredebilirsiniz. Nikola Jokic 25 sayı üstünde atacak ve triple double yapacak. Bu iki şeyi de kullanabilirsiniz. Tabii ki bu maç çok önemli Nikola Jokic için. Kazanma anlamında, takımı kazanması anlamında değil. Zaten liderlikleri neredeyse garanti civarlarına gidiyor. Ama Nikola Jokic için MVP olması açısından burada en fazla sayı atıp en triple double yapmak isteyecektir. Yani öyle bir performans bekliyorum ondan. 30, 20, 15 gibi bir performans gelmesini bekliyorum Nikola Jokic'ten. Joel Embiid de 34 sayı üstünde atacak. Joel Embiid'in de üst baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. O da tabii ki burada daha çok reboundlarla ve sayılarla 40 sayı ve üstüne skorerliğini göstermek isteyecektir. 34 sayı üstünde rahatlıkla atacaktır. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans maçı. Portland artık Lillard'ı da oynatmıyor. Diğer oyuncular da çoğunlukla oynamıyor. Gençlerle oynuyorlar. Beyaz bayrağı çektiler. Bu sezonun sonunu bitmesini bekliyorlar. Play-in şansları neredeyse yok. Playoff şansları zaten yok. New Orleans Pelicans ise son maçlarla birlikte play-in potasına girmiş durumda. Zion Williamson'ın yokluğuna rağmen McCollum ve Brandon Ingram takımı iyi taşımaya devam ediyor. Valanciunas'ın desteğiyle beraber onlar da bir şekilde play-in ne yapmak isteyeceklerdir. Bir şekilde play-off'lara kalmak isteyeceklerdir. Burada rahatlıkla sağlam olarak New Orleans Pelicans kazanır. En az 3.5 handikaplı, isteyen daha yüksek handikaplar da alabilir. 1.40 orandan benim önerdiğim en az 3.5, en az 4-5 sayı farklı New Orleans Pelicans yenecektir. Belki 10 sayı farklı da yener. Tabii ki bu oran riskini almak isteyen 10 sayı farklıyı da alabilir. Ama ben en azını, en sağlamını öneriyorum. Brandon Ingram 26 sayı üstünde atar. Brandon Ingram'ın özellikle sayı baremi üstünü kullanabilirsiniz bu maçta. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız, her zaman yaptığımız gibi bir ikili sağlam kupon oynayabileceğiniz bir ikili olacak arkadaşlar. Bu ikili şöyle olacak. Utah Jazz, Phoenix Suns. Biri ilk 4 için savaş veriyor. Diğeri sezonun bitmesini bekliyor. Phoenix kazanır. 1.35 orandan sağlam olarak oran yükseltmek isteyenler burada da 2.5-3.5 handikaplı alabilirler ve oran yükseltebilirler. Ve diğer maçımız Portland New Orleans Pelicans. Burada da en az 3.5 handikaplı 1.40 orandan benim önerdiğim New Orleans Pelicans kazanır. Burada da isteyen daha yüksek handikaplarla oynayabilir. Daha yüksek orandan kazanma şansı elde edebilir. Bu iki maçı kombin ettiğinizde yine 2 civarında orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde paranızı tekrardan bir 2'ye katlama şansı bulursunuz. Oyuncu yüz baremlerine gelince, oyuncu yüz baremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Dediğim gibi Luka Doncic eğer oynarsa, tabii sakatlık durumu bilmiyoruz ne, onun yüz baremini alabilirsiniz. Diğer oyuncumuz Devin Booker, son dönemde formda olan 31 sayı üstünde atar Devin Booker ve
Bu ikiliden birisini isterseniz ikisini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Nikola Jokic 25 sayı üstünde atar ve Joel Embiid 34 sayı üstünde atar. Bu ikiliden birini de seçip böyle bir üçlü yapabilirsiniz. Doncic, Booker ve Embiid mesela gibi bir üçlü yapabilirsiniz. Ya da Jokic'i de ekleyebilirsiniz, dörtlü yapabilirsiniz. 5 gibi güzel orandan iyi bir şekilde kazanırsınız. Doncic, Booker, Embiid üçlüsünü oynarsanız. İsteyen tabii ki Jokic'i de ekleyip burada dörtlü yapıp çok daha yüksek orandan da kazanabilir. Bu videomuz da böyleydi. Bol şanslar, iyi kazançlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorum kısmında sorularınızı bekliyoruz. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.